Selam. Bu ne hal? Geceniz iyi geçmedi senin panda ile anlaşılan. Seninki de iyi geçmiş anlaşılan. Evet, çok eğlendim. İyi geceler. Of Narin ya. Sana ne kadar ihtiyacım var bir bilsen. Ama seninle asla konuşamam ki olanları. Öldürürsün beni Sermet'e aşık olduğumu bilsen. Keşke o şahane yıllarımıza dönebilsek yine. Ben sana arabayla çarptım. Ay hafızanı mı kaybettin sen? Bak benim adım Deniz. Deniz. Senin adın ne? Hatırlayabiliyor musun sen? Adın ne? Adın. Ya hatırlıyorum. Narin benim adım. Oh çok şükür. Ay gitmemiş. Dur yavaş. Sen şimdi kıpırdama kıpırdama. Bir ameliyattan çıktın Narinciğim. Senin bacağın kırıldı. Alçıya aldılar. Önemli değil ama. Bir de şuranda bir şey var. Ben sana çarptığımda büyük ihtimalle o yeri şey oldu değdi. İz kalmayacak, hiç önemli değil. Dokunma. Hiç önemli değil. Narin, ben çok 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 özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Narin Yılmaz. Benim, buyurun. Geçmiş olsun. Geçirdiğiniz kazayla ilgili olarak ifadenizi almaya gelmiştim. İyi günler Hatice Hanım teyzeciğim. Kolay gelsin. Yani ne var, ne istediydin? Ya Mehmet kaç gündür evde tıkılı kaldı. Biraz hava alsın diye onu çıkarmaya geldim. Ya oğlan hasta. Şimdi sırası mı gezmenin? Allah Allah. İyiyim ben, iyi. Melek, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Hemen geliyorum. Oğlum, yeni kalktın ya hastalıktan. Gene üşüteceksin maazallah. Ya iyiyim diyorum, iyi. Uzatma Allah Allah. Hatice teyze, sen merak etme, ben ilgilenirim, yanındayım. Ne yüzsüz şey ya. Oğlanın hastalığı umurunda mı? Anca kendini gezdirtme peşinde. Yani tamamen benim sakarlığım memur bey. Öyle yürüyordum kaldırımda. Taşa takılmışım, düşmüşüm, bayılmışım. Gerisini hatırlamıyorum zaten. Allah'tan sınıf arkadaşım Deniz ambulansı aramış hemen de. Onun sayesinde kurtulmuşum yani. Araba çarpmadı size yani. Yok memur bey, söylüyorum size ben kaldırımdaydım, yürüyordum. Siz de bu olaya şahitsiniz. Öyle mi gelişti peki? Aynen. Peki ana, ben bir imzanızı alayım. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Şu koskoca İstanbul'da ben kalkıp sınıf arkadaşıma mı çarptım? İnanmıyorum ya. Yani sen beni tanıyorsun. Deniz Tunalı değil mi? Yuh. Soyadımı da biliyorsun. Ay ben seni hiç tanımıyorum ama. Narin Yılmaz, memnun oldum. Aa. Garip bir tanışma oldu tabii. Ben özür dilerim, o benim cadı kız kardeşim yüzünden oldu. Ben telefonda ona laf yetiştiriyordum, sana çarptım. Olur mu canım? Asıl benim hatam. Aval aval ağzım açık dolaşıyorum ortalıkta. Olacak iş mi yani? Çok özür dilerim ben. Narin, çok da teşekkür ederim. Yoksa benim başım belaya girecekti poliste ya. Ya niye başım belaya girsin poliste? Olur mu öyle şey? Ben senin başına durduk yere binlerce şey açtım. Araban şimdi benim yüzümden tadilata girecek bir şey. Ne gerek var canım? Sen bir hafıza problemi yaşamadın emin misin, yoksa sen genelde mi böylesin? Nasıl? Kızım, serilmiş yatıyorsun benim yüzümden. Yok gel bir de benim araba masraflarımı öde. Yok yok, normal değil. Ben bir nörolog çağırayım mı? Ben bir nörolog çağırayım. Sen bir şey olmuş çünkü yani. Vurdun ya, çağırayım mı nörolog? Yok ya, yok. İyiyim. Ne var ya? Çağırayım ben, nörolog çağırayım.
Abi hayırdır, nereye gidiyorsun? Pavyona. Allah Allah, manyak mısın oğlum sen? Mahallemizin kızı burada yatıyor lan. Sahipsiz mi kalsın? Doktorlar, hemşireler pervane etrafında. Hani bu çarpan kızın kankası, amcasıymış başhekimin. O sebepten yani bir sıkıntı yok. Kız gayet rahat abi. Onu odasına koyarsın sen. Nereden geldiğini bilmesi önemli değil. Tamam abi. Bir de saat başı rapor ver bana. Onlar hastaneden çıkarken de ara beni. Olur abi. Hadi. Ne güzel şeyler bunlar. Ver ver, çiçekler sizin. Bir yanlışlık olmasın ya, benim kimsem yok ki bunu gönderecek. Bunun üstünde kart falan da yok. Yalnız zevkli çocukmuş seninki. Güzel. Ya yok, odaları karıştırdılar herhalde, bana gelmemiştir o. Ay kız kıza konuşuyoruz şurada ya. Anlat bakayım kim bu mahcup delikanlı. Kız okuldan mı yoksa? Ya of Deniz, gerçekten yok öyle biri diyorum ya. Hadi. Evet. Nasılmış bakalım hastamız? Aa Deniz Hanım, siz de mi buradaydınız? Merhaba Osman. Merhabalar. Bey. Çok ağrısı var ama. Biraz ağrısı olacak, normaldir. Arkesitin dozunu yükseltiriz. Her şey normal gözüküyor. Ama tedbir, 48 saat daha burada kalacaksınız. Ne? 48 saat mi? Mümkün değil olmaz. Hayır. Benim gitmem lazım. Neyin mümkün olup olmayacağına ben karar veririm küçük hanım. Düştüğünüzde başınızı vurmuşsunuz. Ve haliyle gözlem altında tutulmanız lazım. Tamam. Ben sonra yine gelirim. Çiçekleri dışarı alalım hadi. Gıcık. Ah kız. Bittim. Bittim ben. Bittim. Bittim. Kovuldum ben buraya kadar der şey. Bitti. Aa, olur mu öyle şey canım? Telefon açıp haber veririz. Ay bunlar da eşek değil herhalde. Bacağın kırıldı kızım, boru mu? Ya telefonu yok onların bende. Ay ver adresini, ben gidip söylerim. Adresi bilmiyorum ki canım. Yürüyerek gidiyorum hep, spor olsun diye yani. O zaman çaresiz bekleyecekler sen hastaneden çıkana kadar, bir zahmet. Sen ne yapıyorsun iş? Muhasebeye bakıyorum, evraklar getir götür yani hesap kitap. Aman batmazlar ya, boş ver. Bak şimdi ben çıkıyorum. Gideceğim böyle dergiler, atıştırmalıklar falan alacağım. Çikolata, cips, gofret, kola, kuru yemiş buraya böyle yığarız. İki gün partileriz odada. Ya gerek yok, alma o kadar şey. Paranı harcama Deniz boşuna. Partilemek ne ya? Melek. Gel vazgeçelim. Bu ızdırabı çekmemin daha fazla anlamı yok. Sonum belli benim. Gel vazgeçelim. Daha başlamadan pes mi edeceğiz? Ben bunu kabul edemem Mehmet. Tamam, tamam. Ne olur ağlama, sen ağlayınca ben dayanamıyorum. Hadi gel. Hadi hadi hadi, hastaneye gidelim. El ayak çekesin öyle gelin dedi Kemal abi. Şey. Bedavaya. Tamam. Deniz, neyin var, ne oldu? Aylar öncesinden başlardı yapacağımız tatilin planları. Her sene başka bir yere götürdü babam bizi arabasıyla. Sonra böyle işleri yoğunlaşınca pek vakit bulamadı tatil için. Aryas onu seneye gideceğiz mutlaka söz diye yeminler ederdi bize. Sonra böyle yıllar sonra yine böyle doluştuk arabaya. Çok neşeliydik.
harikalar falan söylüyordum. Sonra öyle bir köpek fırladı yola. Sarımakla arkada oturuyordum. Böyle baktım, ırmak kıpırdıyor. O dehşet dolu gözlerle bana bakıyor. Sonra ben anneme seslendim. Anne! Sonra babama seslendim. Hiç ses gelmedi. Sonra ters dönmüş arabadan çıktım ben sürünerek. Irmağı çekerek çıkardım. Böyle insanlar koşuyordu üstümüze yardım etmek için. Sonra işte. Geriye kalan benden gördüğün gibi bu kadar. Amcam ırmağı iyice dağılmasın diye İsviçre'ye yatılı okula gönderdi. İşte ben de burada böyle. Aman. Öf. Hasta kıza neler anlatıyorum ya. Çok saçma. Özür dilerim. Böyle hastaneye gelince böyle anılar başımdan aşağı boşandı. İşte kazadan sonra kardeşimle böyle günlerce yatmıştık. Başın sağ olsun. Sağ ol. Ay tamam geçti. Bu akşamlık benden bu kadar. Senin hayat hikayen biraz da sen anlat bakalım. Gözümü açtım mı seni gördükçe iyi. Hatırlıyor musun? Biz seni ilk böyle tanışmıştık. Hastane odasında. Melek. Evet ben Melek. Nereden bildiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Öldük cennete geldik. Ben nefes almıyor musunuz gibi gelmişti de onu kontrol ediyordum. Siz şu anda hastanedesiniz. Ben de gece hemşiresi Melek. İşte bizimkiler de öyle normal bir aile. İşte babam esnaf benim. Bir tane fırınımız var yaslağın merkezde. İşte abim babamla çalışıyor. Ondan sonra kız kardeşim liseye gidiyor. Çok güzel okuyor maşallah, doktor olmak istiyor inşallah. Annem emekli oldu. 20 yıl falan tarih hocalığı yaptı. Öyle iyilerdir yani. Güzel ya. Sevgi dolu kalabalık bir aile ama işte. Evet. Öyledir gerçekten. Çok özledim onları. Burnumda tutuyorlar vallahi. Narin. Ya şimdi sen kaza falan da yaptın ya. Haber vermek gerekmez mi? Gelmek isterler belki. Yok. Yok yok. Şimdi boş yere panik olurlar. Gelmeye falan kalkarlar. Hiç gerek yok. İyi böyle. Ben şimdi iyileşirim. Alçım falan çıkar. Kendim gider anlatırım her şeyi bir. Değilsin sen ya. Yeni mi fark ettin bunu? Şişt, gecen nasıl geçti? Ah, yavaş yavaş. Ah, iyiydi. Öyle bir uyumuşum ki zor uyandırdı hemşireler.
Tabii bir önceki gece benim çenemden uyuyamadın ki. Ya amcam buradaydı az önce Deniz. O ne iyi adam ya. Vallahi o kadar iyi biri ki. Çok utandım ha. Öyle yani benim sakarlığım yüzünden bütün aile ayağa kalkmış, seferber olmuş. Gerçekten çok utanıyorum ya. Allah Allah. Kızım sen hep mi böyleydin? Şu kafanı çarpınca mı böyle oldun? Anlamıyorum yani. Şişt, sana arabayla çarpan beni unuttuysan hatırlatayım. Hadi kalk gidiyoruz. Yavaş. Sakin. Küçük küçük gel. Yavaş. Allah. Zor ha. Dır 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 dır. Yavaş. Hop. Tamam. Tatil bitti yani. Yok be. Daha yeni başlıyor tatil. Nereye gidiyoruz? Hı? Vallahi ben kendim giderdim ama bu ayakta biraz zor görünüyor tabii. Deniz benim işe gitmem lazım. Ha. Sen bu ayakla çalışacaksın yani. Kızım sen gerçekten kaçıksın ya. Seni bu halde çalıştırmaya kalkan şirketi ben o gün ihbar ettirip kapattırırım, haberin olsun. Aa, o ne öyle be? Kürek mahkum musun canım sen? Ya gidiyoruz. Bip bip. Yavaş. Hadi sen gir. Ben seni burada bekliyorum. Yok yok, gerek yok beklemene. Git artık sen. Ben giderim buradan, eve yakın zaten. Saçmalama canım. Hadi gir, konuş, bekliyorum. Hadi. İnşallah beni işten kovmaz. Aman kovarsa kovsun canım. Başka iş mi yok sana? Başka iş buluruz. Bana bak. Öyle ezik ezik konuşma. Bırak korksunlar senden biraz. Yukarıdan bak azıcık. Hadi. Senin tuzun kuru tabii. Ne cins kız ya Rabbim ya. Narin. Aa. Ne oldu sana böyle? Ya işte. Hay Allah. Gel gel. Bu ne hal böyle a kızım? Sorma amca. Geç otur geç. Bak ben size dedim. Mutlaka bu kızın başına bir iş gelmiştir dedim. Ya. Ay, önemli bir iş değil. Bir trafik kazası basit ama oldu işte. Allah beterinden saklasın. Bunun da geçmiş olsun. Niye kalkıp geldin buralara kadar? A kızım kendini yordun. Evde oturup dinlenseydin ya. Olur mu hocam öyle şey? Ben iki günü zor ettim, zor bekledim. Çalışamıyorum diye delirdim. Ha yani mutfağa gidip bulaşık yıkayacaksın. Bu vaziyette. Evet evet, olmaz bir şey. Oturunca ağrımıyor. Şöyle yüksek bir tabure buluruz. Oturduğum yerden yıkarım ben hepsini. Ne olacak ki? Komik olma kızım. Bu vaziyette çalışılır mı? Maazallah sakat kalırsın. Hacı amca, ya ben çalışmak mecburiyetindeyim. Ne olur gidemem başka yere. Bu ayakla işte bulamam. Sakın kovma beni. Ne kadar zaman kalacakmış bu alçı ayağında? Ya bir ay dediler ama sen bakma. Benim bünyem çok sağlamdır. İki haftaya çıkar, iyileşirim yani. Al bakalım. Bir aylık maaşın peşin. Şimdi doğru eve gidiyorsun. Yatağa yatıp dinleniyorsun. İyileşinceye kadar da gelmek yok. İşin burada kaçmıyor. Yok alamam. Alamam, ben kabul edemem öyle ya. Hacı amca olmaz. Kızım sadaka vermiyoruz. Maaşını avans olarak veriyoruz. İyileşince çalışıp ödeyeceksin. Hadi. Hadi al şunu bakayım. Al. Yapma ama böyle. Oğlum bize bir bardak su getir. Başla. Hadi çabuk. Sağ ol hocam. Hadi yapma ama. Arkadaşım. Önüm. Deniz. Geç, ne geç. Oldu? Gene mi kavga çıktı? Bu hafta ne? Kaçıncı? Benzer. Nerede o parmak? Dur kızım, dur dur. Deniz. Kalk. Ne oldu kızım? Elledi. Ne? Ahmet çabuk özür dile hanımefendiden. Amca ne özrü ne özrü? Adam beni babama elledi. O özür diyecek. Ben de kabul mü edeceğim? Kızım bu deli deli, bildiğin deli. Ne yaptığını bilmiyor ki. Bildiğimiz deli. Ha. Ay özür dilerim kardeş, gel bir daha les. Bana ne dediyse dedi be. Tövbe ya. Tövbe, hadi yürü Ahmet yürü. Tövbe ya. Size ne giriyorsunuz? Ayıp be, günah. Mahallenizin gelisine sahip çıkın. Terbiyesizler. Deniz. Kızım sen ne korkusuz şeysin be. Aa, tıpkı benim gibi. Deli mi ne? Ruh ikizimi buldum sanki. Bitti mi? Reklam olduk bütün mahalleye. Bittim. Hadi gidelim ya. Hadi gidelim.
Aa, deliymiş. Allah. Ya. Sabah sabah bir de babamızı elledi ya. Deliymiş. Ay. Tövbe tövbe. Gel gel. Hı, oldu. Kolay öyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.